Zaten bizde genelde öğrenci arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız. Giderim oradaki öğretmenler daha sabahleyin insanları istedim. Herhangi bir şey olursa başkanım, şu aradaki arkadaşlarımız alır mısın? Şu hızlı bir şey. Hepsi bizim. Çatışma sürecinden bugüne kadar geldik. 30 yıllık bir cehennem hayatından son 3 yıldır bir cennete yolculuğumuz vardı. Sayın Öcalan'ın 2013 Temmuz'unda seslendirdiği demokratik siyasetin ve bu topraklarda barışın hayat bulması için hepimiz çaba sarf ederken ne yazık ki son günlerde yeniden bir çatışmalı ortama girdik. Bu çatışmalı ortamda birçok gerilla, birçok askerdi, birçok polis yaşamını yitirdi. Biz acı çekmiş bir halkın evlatları olarak bu bütün acıları yüreğimizde aynı noktada hissediyoruz. İşte bugün burada Ağrı'nın Tendirek Dağı'ndayız. Ve buralar çatışmanın yoğun yaşandığı bölgelerden biridir. Bir daha bu topraklarda çatışmanın hayat bulmaması için, halkımızı da riske etmemek için biz kentin seçilmiş yerel yöneticileri ve milletvekilleri, il ilçe teşkilatlarımızla, eş başkanlarımızla birlikte Ağrı'nın Tendirek Dağları'ndayız ve buradan Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Biz bu topraklarda bir daha çatışma istemiyoruz. Bu topraklarda bir daha kan ve gözyaşı istemiyoruz. Bu topraklar kana da doydu, ölüme de doydu. Bu topraklar kan ve ölüm kokuyor. Türkiye ve Kürdistan kan ve ölüm kokuyor. Bu topraklarda ölüme, savaşa, kana bir daha geçit vermemek üzere biz buradayız. Seçilmişler olarak buradayız. Halkımızı kollamak adına, korumak adına biz risk alarak buralara geldik. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Ankara'da ülkeyi yönetenler, siyasetçiler, bürokratlar, siz Ankara'da rahat olabilirsiniz. Burada Anadolu çocuklarının, Kürtler ve Türklerin ölümü sizi pek ilgilendirmeyebilir. Bedelin ne olursa olsun bu topraklara barışı armağan etmek için buralardayız. Ve burada bütün arkadaşlarımızla birlikte bir barış çadırı kuracağız. Sembolik de olsa buralarda zaman zaman yöneticilerimiz ve halkımız da ziyaret edecek ve biz bu topraklarda savaşa geçit vermeyeceğiz. Ağrı'yı ve Ağrı'nın bütün bölgelerini askeri alan ve riski alan ilan ederek bu sorunun çözülmeyeceğini biliyorsunuz. Geçmişten bugüne kadar yüzlerce kez Kandil'i vurdunuz. Oralardan bir sonuç alınmayacağını bilebilmelisiniz. Onun için bu yollar geçmişten bugüne kadar denenen yollardır. Tek yapılması gereken şey, buradan çağırıyoruz. Sesimiz bu dağlara da gidiyor ve Ankara'ya da ulaşıyor. Biz iki kesimin de ellerini bir an önce tetikten çekmelerini istiyoruz. Sayın Öcalan'la başlamış olan bu 3 yılı aşkın bir süre içerisindeki barış ve müzakere masasının derhal hayat bulmasını istiyoruz. İşte onun içindir ki buradayız. Ölüm ve kan, gözyaşı bu topraklarda yaşandı. Hiçbirinin çare olmadığını biliyoruz. Ve PKK 30 yıldır savaşıyor. NATO'nun en güçlü ordularıyla savaşan, yani Türkiye'nin ordusu en güçlü ordusudur. Dünyanın da yanılmıyorsam ikinci güçlü ordularından biridir. PKK 30 yıllık bir savaşta bu orduyu yenememiştir. Bu güçlü ordu da 30 yıllık savaşta bu PKK'yı, halkın özgürlük mücadelesini sürdüren hareketi yenememiştir. Yenişemeyenlerin bir pata süreci yaşıyor. Onun için müzakere kaçınılmazdır.
Biz barış ve müzakere masasının bir an önce hayat bulmasını istiyoruz. Sayın Öcalan'dan olan görüşmelerin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Halkımız bunu istiyor, gerilla bunu istiyor. Türkiye'de barıştan yana olan herkes bunu istiyor. Biz buradayız, savaşa geçit vermeyeceğiz. Savaş bu topraklarda bu halka yapılabilecek en büyük zulümdür. Barış hepimizin arzusudur. Ben buraya katılan bütün arkadaşlara ve basının emekçi aktörlerine bu dağ başından teşekkür ediyorum. Almasan bugün saray savaşıdır, bugün toprak savaşı.